Evet sevgili Haber izleyicileri, bugün Ülkücü'nün seyir defterine Urla. Urla'da ne işiniz var diyeceksiniz. Özcan Pehlivanoğlu, değerli dava arkadaşımız ve büyüğümüz, meslektaşımız. Buraya geliş hikayesini kendisi anlatacak. Ben ilginç buldum. Kendisini ziyarete geldim. Türk milliyetçilerinin geleceğine ilgili sancı taşıyan ve devamlı bir şeyler üretmeye çalışan, devamlı insan biriktiren ve insan ilişkilerine önem veren bir ülküdaşımız Özcan Pehlivanoğlu. Merhabalar. Hoş geldiniz Fakirhane'ye, Urla'ya, Kuşçular Köyü'ne hoş geldiniz. Sizi burada görmekten dolayı çok mutluyum. Evet, ben evimize şeref verdiniz, onurlandırdınız. Ben de şeref buldum. Özcan abi, seninle biz televizyonda program yaptık. Geçmişten de sizi takip ederim. Önemli görevler yaptınız. Hem MHP'de, hem sivil toplumlarda, hem gazetelerde. Spor yanınız da var, onu da evet, biliyorum. Evet. Ama önemli de bir fikir adamısınız. Sağ ol. Şimdi burada okuduğunuz kitaba da baktım. Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü, Cavit Çağlar'ın. Evet, yani aslında Cavit Çağlar'ın hayatı bizden çok daha fazla bir fırtınalı hayat öyküsü değildir diye düşünüyorum ama orada da ilginç şeyler vardır, var, anekdotlar vardır. Var. Çünkü Cavit Bey'i de severim ben. Şimdi en çok insanlardan aldığımız eleştiri veya size yönelik yapılan eleştiriler son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığınız rol veya öngörüleriniz veya yaptığınız çalışmalar sonrasında çok eleştiriler aldı. Baştan çok destek aldı. Hepimiz destek verdik. Dedik ki işte sizin şahsınızda, diğer arkadaşlarımızda böyle bir şey de varsa, Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadılar. Sinan Ogan'ı önerdiler. Biliyorum partileri gezdiniz, milliyetçi yapıları gezdiniz, ittifak oluşsun, güçlü bir adayımız olsun istedik. Biz de sizi dinledik, bu desteği verdik. Verdik ama buna Ümit Hoca da dahil, siz de dahilsiniz. Ümit Hoca mesela en ufak bir şeye herkes bunu söylüyor. Her şey çemkiriyor ama Sinan Ogan'a geldiğinde sus pus. Şimdi sizlere de çok bağışlayın beni, konuğunuzum ama burada daha rahat konuşurum. Siz böyle bir sorumluluğu vebali sırtınıza aldınız, takdir sizindi. Alkışladık, evet dedik. Yani Ülkücüler ve Türk milliyetçilerini adaysız bırakmadınız. Ama sonrasında gelişen olaylar size rağmen mi oldu? Ben sizin böyle bir tercihte bulunacağınızı zannetmiyorum. Size rağmen olduysa niye siz hiç bir öz eleştiri veya bir sesli tepki koymadınız? Önce bu soruyla başlayalım. Bu soru uzun ama cevabı da herhalde şimdi olur. Ben niye geldim buraya, nasıl geldim, onun hikayesini mi anlatayım? Yoksa Süleyman Demirel'in yaptığı gibi siz hangi soruyu sorarsanız sorun, ben ona mı? Ona cevap vereceğim. Önce buraya nasıl geldiniz, o şey olsun, evet, o işin rengi olsun. Rengi olsun. Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaklaşık 10 yıl kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2013 yılında burada Nisan ayında zannedersem bayrak mitingi yapıldı. Çok muazzam bir miting. Ben de gerçekten vardım. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin, yani bugünkü gibi bir Milliyetçi Hareket Partisi değildi. Yoktu yani. Yanlışlara susan bir Milliyetçi Hareket Partisi yoktu. O gün yanlışlara karşı direnen bir Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Bayrak mitinginden önce, 15 gün önce milletvekillerini ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini İzmir'e gönderdi Sayın Devlet Bahçeli. Ve biz İzmir'e geldik. İzmir'de hazırlık yapacağız. Hazırlık yapacağız yani mitinge. Daha doğrusu İzmir halkını, Ege halkını bu mitinge ısındıracağız ve insanlar da gelecek. Hakikaten öyle çok önemli, oldu. Çok önemli bir şey. Biraz sonra söyleyeceğim. Miting öyle olur esasında. Evet, miting öyle olur. Ben ilk gün gezdim. Atilla Kaya'yla birlikte beni bir çiftleştirmişlerdi. Gezdik ve ondan sonra Bornova falan, böyle İzmir'in merkez ilçelerini. İkinci günde Çeşme, Urla, Karaburun, bu bölgeyi gezmek üzere görevlendirilmişiz. Atilla Kaya'nın herhalde bir işi vardı. Bana dedi ki Özcan, sen tek başına yürütürsün bu çalışmayı. Bu bölgeye ben
Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlarıyla beraber, bu bölgenin ilçe başkanlarıyla beraber geldim. Beni burada bir Zeytinler Köyü var. Zeytinler Köyü'nde bir kermes varmış oluyor. Oraya götürdüler. Allah! Yani tam bir köy kermesi, köylüler burada bağlamışlar başlarını. Ya, atmosfer çok güzel. Bahar, Nisan ayı. Nisan, yani Nisan'ın başı. Çok da güzel olur bu. Çok da güzel Nisan olmuş. Şimdiki gibi. Evet. Dedim ki arkadaşlar, Çeşme'ye falan da gittik. Dedim ki MHP Urla ilçe başkanına, sonra İyi Parti'ye geçti. İyi Parti'nin ilçe başkanı oldu. Hasan Hüseyin Akgül. Dedim ki ya beni de Urla'da yapın dedim. Bu köylerden bir yer yok mu? Bu zeytinlere ben de geleyim, yerleşeyim. Bana dediler ki ciddi mi söylüyorsun? Vallahi ciddiyim dedim, yani İstanbul'un yoğunluğundan artık yorulduk. Yani böyle bir yere gelelim. 15 gün sonra bana burayı buldular. Ben de geldim burayı aldım. Urla'nın Kuşçular Köyü'ne bu şekilde yerleşmiş oldum. Şimdi Çeşme'de gençler önümü kestiler benim. Bunlar Cumhuriyet Halk Partili gençler. Dediler ki biz mitinge geleceğiz. Belediye başkanına gittik. Eğer bu mitinge bizi otobüs verip göndermezse Çeşme ile İzmir 75-80 kilometre partiden istifa ederiz. Gençler önümüzü gençler. Geliyoruz dediler, bu bayrak bizim bayrağımız. Yani tabii bayrak bir partinin bayrağı değil burası. Türk bayrağı bizim evimizin bayrağı. O gençleri o gün takdir ettim. Hepsini de kucaklaştık, sarıldık. Burayı da sevmenize vesile oldular biraz daha. Yani bölgeyi de seviyorum. Ben İzmir Menemen doğumluyum. Meşhur Kubilay hadisesinin evet, yaşandığı bir ilçenin de doğumum var. Nüfus kütüğüm hala orada. Annem Bergamalı. Bizimkiler Balkanlardan, babamlar Menemen'e gelmişler. Annemler Bulgaristan'dan Bergama'ya gelmişler. İşte sonra da annem Menemen'e gelin gelmiş. Ve bizler dünyaya gelmişiz. Yani bu toprakların çocuğuyuz. Ege'nin çocuğuyuz. Evet, Ege'yi hissediyoruz. Özellikle Trakya'nın çocuklarına çok güvenirim. Sebebi bir vatansızlık tecrübeleri var. Çok. O tecrübe dünyanın en pahalı tecrübesidir. Bunu o yüzden önemserim. Sizler o bakımdan farklı bir değerlisiniz. Devlet Bahçeli güzel şeyler de yapmış. Bak sizi Urla'lı yapmış. Vesile olmuş yani. Ya şimdi biz yani Türk milletinin bir ferdi olarak iyi yapılan şeyleri alkışlamamız lazım. Yanlış yapılan şeylere de biraz önce onu konuştuk seninle. Üslubunca eleştiriler getirmemiz lazım. Yani evet, bizim ölçümüzün bu. Yoksa yıkmak, yok etmek, parçalamak, bölmek falan Türk milliyetçilerin işi değil. Türk milletinin mensuplarının işi değil. Aynen öyle. Biz yıkmak için değil. İnşa etmek için. Büyütmek için. Evet, aynen o şekilde. Şimdi sen tabii merakla benim... Ben oraya, oradayım ben. Sonraya cevap geleceksin. Yani biz, Sinan Ogan bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Bakın şimdi biz o günkü yaptığımız çalışmalarda Türk milletini adaysız bırakmak istemedik. Doğruydu. Bakın Türk milliyetçilerini demiyorum. Türk milletini adaysız bırakmak istemedik. Çünkü mevcutta hazır iki aday da kendilerini Türk milletinin mensubu olarak görmüyorlar. Ve bunu da defaatle yani siyasi hayatları boyunca ifade etmişler. Tabii kayıtlarda var. Tabii var. Ben Türk milletinin bir ferdi olarak sandığa gittiğimde, o odaya girdiğimde ya iki adaya da oy veremez durumdaydım. Oy verebileceğim bir aday olmasını istiyordum. Yani sadece Türk milletine mensubum, ne mutlu Türk'üm diyene diyen, ben bir Türk milliyetçisiyim dese de demese de ama Türk milletinin mensubuyum diye bir aday olsun istiyordum. Ve bu arayış içindeydik bir iki senedir arkadaşlar. Başka kişilere de gittiniz. Gittik tabii. Söyledik. Gelin kardeşim aday olun dedik. Bunlar içinde Ülkü Ocakları'nın genel eski genel başkanları da var. Ümit Özdağ'da var mı? Efendim? Ümit Özdağ'da var mı? Yok hayır. Biz Ümit Özdağ aday ol demedik. Evet. Yani o Ümit Özdağ ama hep birlikte bir Türk milletisi aday çıkartalım diye gittik. Tamam. Anlatabiliyor muyum? O ben de olabilirim dedi. Biz ona olmaması gerektiğini, niçin olmaması gerektiğini anlattık. Partisinin başında kalmasının partisi açısından da Türk milliyetçileri açısından da daha uygun olabileceğini ifade ettik. O da çok aklı selimle hareket etti gerçekten. Kimi yapalım? Aklınızda kim var dedi. Kimse yok dedik. Bu arada da tabii Sinan Ogan'ı da ziyaret ettik. Sinan Bey'e dedik ki ya ben Türk milliyetçilerinin adayım deme. Yani Türk milliyetçileri bir irade koyar ortaya. Bu sen olmazsın, başkası olur. Onu destekleriz. Doğru diyorsunuz dedi. Yani ben bir aday çıkartırsa Türk milliyetçileri hakkını yemeyelim. Ben de onu desteklerim. Eğer onu uygun görüyorlarsa onu desteklerim. Ama kimse yoksa ortada beni desteklerlerse de ben Türk milliyetçinin aday olarak çıkmaya hazırım dedi.
Çok böyle çetrefilli bir dönem geçti onun aday olup olmaması hakkında. Olayların yakın şahidi olduğum için söylüyorum. Ve aday oldu. Ve biz hep beraber, sizler de buna dahilsiniz, başka Türk milliyetçileri de dahil, MHP'deki arkadaşlarım dahil, İYİ Parti'deki, Büyük Birlik Partisi'ndeki, Zafer Partisi'ndeki her Türk milliyetçisi gitti, katkı sağladı. İmza koydu. Tabii ben biliyorum, partili partisi herkes. İki şeyden dolayı imza koydular. Bir, Türk milleti adaysız kalmasın. İki, Türk milliyetçilerinin yüzü yere bakmasın. Aynen. Yani bunu başaralım diye hepimiz destek verdik ve aday oldu. Kıt imkanlarla iyi bir sonuç alındı. Bana göre kıt imkanlarla. Bence de. %5.2 iyi bir sonuç. Çok kısa sürede. Alındı ve başarılı olundu. Ve ben o tarihi, o günleri de canlı yaşadığım için söylüyorum. Bunu Türkiye'deki hakim güçler, bakın işte Türk milliyetçileri, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, irade olan Türk milliyetçileri bugün de ayakta halen yaşıyorlar. Dimdik %30 civarında da oy potansiyelleri var diye bu işin propagandasını aldı, kullandı. Kime karşı? Dış dünyaya karşı kullandı. Ben biliyorum ki Sinan Okan'la 14 Mayıs'tan sonra aşağı yukarı 30'a yakın yabancı televizyonun gelip röportaj yaptığını, ya nasıl oldu da siz bu oyu bu kadar aldınız, başardınız diye sorduğunu, onun da gayet güzel anlattığını biliyorum. Yani Türk milliyetçileri ayaktadır, diridirler. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlar, İYİ Parti'nin oy verenlerinin çoğunluğu, Zafer Partisi. Bunları dedi ama daha sonra ben aldım. Şimdi, oraya geleceğim şimdi. Türkiye'de büyük bir potansiyel vardır dedi. Dış dünyaya karşı dedi. Doğru. Çünkü İngiliz, Amerikan, Fransız, Japon, Çin, Rus televizyonları sıraya girmişlerdi. Başında yönetici olduğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde bu röportajlar yapıldı başka yerde. Şimdi ve 14 Mayıs'ta bu sonuç çıkınca benim şahsi görevim 14 Mayıs'ta bitti. Yani Türk milliyetçileri bunu başardı. Şimdi 14 Mayıs'tan sonra ayrı bir sürece geçildi. Şimdi ayrı süreçte bizim görevimiz 14 Mayıs'ta bitince artık ondan sonraki süreç hür ve müstakil mi oldu Sinan Okan? Şimdi bakın bizim de biraz da şeye bakın, Meral Hanım'a atıfta bulunmak için söyledim bunu. Söyledim İronik ama, bir soru. Şimdi bizimle de bu konuyu istişare etti. Danıştı. Şimdi hakkını yemeyelim. Bizimle de istişare etti, konuştu. Şimdi orada tabii Ümit Özdağ faktörü de var biliyorsunuz. Tabii. Şimdi biz Sinan Okan'ı yerden yere vuruyoruz ama Ümit Özdağ da gitti Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber bir protokol imzaladı. Ona hiçbir laf söylemiyoruz. Ben televizyon programına davet ettim. Geleceğim dedi ama sonra ben programı bıraktım. Bunları soracaktı ona. Şimdi bizim amacımız A şahsın veya B şahsın seçilip seçilememesi değildi. Yani iki tane figür vardı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan. Biz bunların seçilip seçilememesiyle ilgilenmedik. Umurumuzda değildi diyorsun. Değildi tabii. Biz Türk milliyetçilerinin varlığını, Türk milliyetçilerinin birliğini, beraberliğini burada hem içeri hem dışarıya göstermek istiyorduk. Bizim gayemiz buydu. Şimdi ondan sonra Türkiye'ye hakim güçler var yani. Bunları isimlendiririz ama yeri ve zamanı değil. Çok belki. Unutmayın. Esasında çok önemli bir şeye değindiniz. Yani Sinan Okan suçlu, eleştiriye yani muhatap olsun ama burada en az onun kadar suç işleyen, yani suçu tırnak içinde alıyorum, Ümit Özdağ var CHP'yle ittifak. O taşkalaya geldi. Bir Sinan Okan şeyi, Ümit Hoca'yı da eleştiriden kurtardı biliyor musunuz? Bilmiyorum nasıl bakıyorum. Evet kurtarıyor ama şimdi öyle bir algı çalışması yapılıyor. Yani bütün hadiseyi Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek üzerine kurmuşlar. Ya bizim amacımız Kemal Kılıçdaroğlu'na seçtirmek değildi ki. Doğru. Mesela yani biz, o zaman niye biz bir Türk milliyetçisi adayın peşinden gidelim? Şimdi isimler vermek istemiyorum. Orada Sinan Okan'ın adaylığına giden süreçte bazıları bize niye kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmiyorsunuz? 3-4 tane milletvekilliği almıyorsunuz veya bir ülkücü cumhurbaşkanı adayı. Duymuştum. Evet. Ben isimlerini biliyorum da şimdi yani tamam, üzmeyelim evet. Fazla. Şimdi orada Sinan Okan'la Ümit Özdağ bu görüşmeleri yapıyorlar tabii yani ne olacak ne gidecek falan diye. Şimdi Sinan Okan bence bir tercihte bulunarak istikbalde Türk milliyetçilerinin lideri olma şansını kaybetti. Yani çok ama doğru. O da biliyor bunu yani kaybetti. Niye kurban etti bunu? İşte ne aldı ki şimdi, böyle bir değerli bir şey böyle elin tersi? Bence hiçbir şey almadı. Yani anlatabiliyor muyum? Manen hiçbir şey almadı.
Manen hiçbir manen şey yok. Manen almadı. Yani. Şimdi birisi... Yani malikaneden, arabadan ben, bağımsız söylüyorsun. Manen almadı. Yani. Tabii. Ya o ya, eğer aldığı söylenilen maddi şeyler de varsa ben onlara da pek inanmıyorum. İddia tabii. Ya şimdi mesela ben böyle bir yerde oturuyorum. Şimdi ben burayı malikane diye anlatabilirim. Anlatabilirsiniz evet. Yani ve buranın da mali değeri çok yüksek. Ayrıca da arkadaşlarımıza malikane yakışır da alış biçimi oraya bağlanması çirkin. Bence yani Sinan Ogan'a o konuda haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bakın bu da söylenen. Ben senin abi. Tanıklığına evet. İnanırım. Sinan Ogan'a da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ama bir resim çektirdiler onunla. Senle benim oturduğum bir teşbir. Ve ben o gece falan Sinan Ogan'la görüştüm. Ya o aradı ya ben aradı. Hatırlamıyorum şimdi. Dedim ki bu resmi kim servis etti? Bu resmin servis edilmesi ben de çok tepki koymuşum. Çok yanlış. Dedi ki Ümit Özdağ'ın fotoğrafçısı seçti. Ve Ümit Hoca servis etti. Ümit Hoca servis etti. Tamam. Işte. Şimdi bakın bunu yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapamazsınız. Şimdi ama bütün fotoğraf 14 Mayıs'tan sonra başlıyor. Ben 14 Mayıs itibarıyla işim bitti. Türk Milliyetçilerine kendimce bir sonuç elde ettirdim. Şunu mu anlıyorum? 14 Mayıs'tan sonrasına ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Tamam. Ben şunu mu anlıyorum? Şimdi biz zaman zaman eleştiriyoruz. Özellikle ben yazıyorum. Derin devletçi abiler diye eleştiride bulunuyorum. Hiç sorumluluk almıyorlar, hiç ses çıkarmıyorlar, sus puslar. Sizi tam o işin göbeğine koymuyorum ama kenarında biraz varsınız. Yani benim eleştirimin biraz kenarında varsınız. Özellikle tahammül, hoşgörü şeyinizi bildiğim için çok rahat konuşuyorum ve de teşekkür ediyorum. Bizim camiada böyle tahammül, hoşgörü, hak getire yani. Birini eleştirme, düşman oluyor sana, çemkirmeye başlıyor. Bu noktada iyi bir örneksiniz. Yani sizin dediğinizden şunu mu anlıyorum? Biz yola çıkarken Cumhurbaşkanı'nı kazandırmak, kaybettirmek veya muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kazandırmak ve kaybetmek gibi ne gizli ajandası olan ne de böyle bir gayesi olan bir çalışma değildi. Ne de kendimize koltuk arayan. Evet çünkü teklife hayır dediniz. Evet. Peki Sinan Ogan'la görüştünüz mü daha sonra o teklifi kabul ederken sanki dayak yemiş, silah dayatmışlar, o kadar morali bozuk. Bu neydi? Nasıl yorumluyorsunuz? Var şimdi, mı cevabı? Var da ama bunu Sinan Ogan'dan ayrı yorumluyorum. Yani bu mesele Sinan Ogan'ın meselesi değil. Demek ki yani onu o ruh haline, o davranış haline sokan bir şey var. Şey var önemli yani. Bir şey var. Önemli bir şey var yani. İşte o önemli Allah, bir şey. Çok Allah, dedikodu. Allah kimseyi o hale düşürmesin. Düşün, amin. İşte o zaten o hal var ya. Acaba para mı aldı? Acaba efendim videosu mu vardı? Acaba şu mu vardı? Acaba şantaj mı vardı? Birçok soruyu şeytanı hani derler ya eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme. Getiriyor ama bu duruş. Ona o izahat vermesi lazım değil mi? Benim hiçbir beklentim olmadığı için çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Rahatım tabii. Ben de öyleyim. Şimdi şöyle bir şey yapalım yani konuşalım. Hakkı Şafak Ses'le de bu röportajı yapacağım. Evet Sinan Oga bir şeye katıldı. Yani Cumhur İttifakı'na katıldı. Ve halen Cumhur İttifakı'nın bir parçası yani. Hala devam ediyor mu? Devam ediyordur tabii yani. Evet. Çünkü çıkıp bir mücadele vermesi lazım. Yani kendisine bu kadar getirilen ağır eleştiriler var. Cevap vermesi lazım. Doğru. Mücadele vermesi lazım. Niye niçin yaptığını anlatması lazım. Onları ben anlatamam. Şimdi öteki tarafta da Ümit Bey, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı anlatması lazım. Genel başkanlığı kaybedince anlatabiliyor muyum? Anlaşmayı ifşa ederek kendini rahatladı. Şimdi benim de orada tezlerim var. Yani bakın Bu şeyler kendiliğinden spontan plana olmaz. Plana sadık kaldı. Sizden üreyen bir şey mi Ümit Hoca'dan? Hayır. Bence ne Ümit Hoca'dan ne Sinan'dan, Sinan Ogan'dan kaynaklı değil yani. Anlatabiliyor muyum? İlginç. Yani o onların da dışında bir hadise. Onlar artık bu yola girdiler. Ama benim yani Türk Milliyetçisi Özcan Pedovanoğlu olarak görevim 14 Mayıs gecesi sonuçlar aldıktan sonra bitti. Şimdi ikna oldum. Yani ben sanki şöyle zannediyordum. Kaçamak. Hani cevap veremiyoruz. Biz 14 Mayıs'ta bitti diyerek bu işten kurtulduk, sorumluluktan kurtulduk. Hayır, sorumluluğumuz böyle var. Böyle inanıyorum. Şimdi bugün beni ilettiniz. Yani... Benim ölene kadar Türk milletine karşı ve adı Türk olan devlete karşı. Yani Türkiye Cumhuriyeti değil, başka Türk devletlerine karşı da. Benim sorumluluğum var. Ölene doğru, kadar. Son nefesimi verene kadar. Yani. Öyle ben yaptım, ettim, benim sorumluluğum bitti. Kaçarım. Günah da işlediysek ya, diyeceğiz onu. Değil yani. Ama... Bana ya Sinan ne yapsaydı, Sinan Ogan ne yapsaydı diye bana soruyorsan benim özel cevabım şu olur. Ne yapsaydı? Ben
dünyaya ve bütün evrenlere karşı direnerek, anlatabiliyor muyum? Beni aday gösteren, oy veren, imza veren bütün kardeşlerimle beraberim. Bedeli ne olursa olsun burada dimdik duruyorum demesi lazım. Keşke. O bugün lideriydi Türk milliyetçilerinin. İşte yani ya bakın onun verdiği kararı eleştirmiyorum. Yani onun verdiği karar kendisi açısından, kendi şartları açısından doğru karardı. Ben olsaydım diye söylüyorum. Anladım. Ben olsaydım. Yani ona da niye böyle yaptın kardeşim demiyorum. Şunu da söyleyeyim yani. Bize de bunları danışarak yaptı yani. Nedenlerinin içinlerini anlattı yani. Peki yani Cumhurbaşkanı'na destek verirken size de danıştı mı? Sordu tabii mu? Tabii. Siz sordu. De onay verdiniz mi? Hayır. Onay meselesi değil. O kararı o verecek. O bana sormuyor. Yani şöyle mi dediniz? Ya sen bilirsin yoksa çekincelerimiz var böyle böyle böyle. Ya biz kendi düşündüklerimizi ona anlattık. Öyle söyleyelim. O da dinledi. Allah var şimdi ya. Evet. Allah biliyor bunları yani. Peki o zaman bak... O anlattı, biz anlattık, o dinledi. Fikir tarzı ama nihai karar ona aitti. Nihai karar bana ait. Şimdilik Sinan Ogan dosyasını böyle kenara koyalım. Ama anlaştık, bu çok net. Anlaştık. Yani şüpheli kalan bir taraf var. Sizinle anlaştık. Yok. Hakkı Şafak size soracağım sorular var. Onu televizyona da çağıracağım. Bunu haber ek için de böyle bir röportaj yapacağım. Hakkı Şafak ses yürekli bir sestir. Korkmaz, konuşur. Onu da biliyorum. Ama... Türk milliyetçileri, kamuoyu bunları hep düşünecek, konuşacak. Bunların önünü kesmenin yolu bu. Konuşacağız, anlatacağız. Birbirini beni ikna ettiniz. Bunu dinleyenler de belki ikna olacak. İkna olmayanlar da çıkabilir. Bunu konuşmaya devam edeceğiz ikna olana kadar. Beni bu konuda üzen nedir biliyor musunuz? Tek üzen konu. Tabii herkese ulaşıp herkesle bu söyleşiyi yapamadığımızdan, bu sohbeti yapamadığımızdan dolayı insanların çabucak ümitsizliğe, bir hayal kırıklığına uğramış evet, olmalarıdır. Çok. Ben bu geçen süre zarfında bunu tamir etmeye çalışıyorum. Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını yeniden sağlamaya çalışıyorum. Türk milliyetçileri 1980 öncesinde unuttular, belki hatırlamıyorlar ama kahpe düzene karşıydılar. Bravo. Yani ne Tayyip'e, ne Kılıçdaroğlu'na, ne CHP falan, ne Amerika'ya. Bizi bu badirenin içine sokan, Türkiye'nin istikbali konusunda her geçen gün daha fazla endişe duymamıza sebep olan şey bu kahpe düzen. Bu kahpe düzene karşı şuurlu bir şekilde mücadele vermeye, onları sevk etmeye çalışıyorum. Bu konuda bir zarar gördüyse bu bizim sevk etme mücadelemiz, ondan dolayı... Benim amacım da bu. Doğru bir amaç. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü tek tek kişileri gezmek, tek tek telefonla arayıp bunu anlatmak... hakikaten mümkün olan bir şey değil. Şimdi bu konuyu şimdilik bir kenara koyalım. Hakkı Şafak Ses Bey'le de bunu konuşacağım. Başka muhatapları da varsa onlarla da konuşacağız. Çünkü bunlar kayda geçiyor. Bunlar bir gelecek nesillere de aktaracağız. Yani ya Sinan Bey'le de konuşun. Ulvi Batu'yla da konuşun. Ulvi Başkan'la da konuşacağız. Ümit Özdağ'la da konuşun. Ümit Özdağ'la hepsine konuşacağız, teklif edeceğiz. Çünkü niye? Bu öyle bir şeye zarar verdi ki, biraz önce değindiniz. Şimdi bir şey yapmaya kalkıyorsunuz. Şimdi biz onu da konuşacağız kısaca. İyi Parti'de bir genel başkan süreci var, adayı. Meral Hanım biliyorsunuz istifa etti. Şimdi 3 aday var. Ben mesela Tolga Akalan'ı genç diye, gençler önümüze gelsin diye destekliyorum. Gerekçelerimin biri bu. Bana hemen en çok güvendiğim arkadaşlarım. Başkan bu Sinan gibi olmasın. Bak yemin ederim Azmi Başkan'ı ben Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni desteklediğimden değil. Yani kurucusuyum o partinin. Emek de verdim. Tıpkı İYİ Parti'deki gibi, tıpkı diğerlerindeki gibi. Ama Azmi Karamahmutoğlu'nu biraz da hepimiz iteledik oraya. Sizin yaptığınız şey de biraz biz... İstanbul ekseninde yaptık. Evet, aynen. Biz de İzmir'de Naşit Bürgüvü'ye destek evet, verdik. Evet, Naşit Başkan'a yani yaptınız. Baktık adaylara, dedik ki bunlarla olmaz kardeşim, evet, bu güzel aday var. Ama bana herkes, ya Azmi Başkan satar mı bizi? Acaba bu Türk milliyetçilerin üzerine... kötü bir duygu. Çok kötü bir duygu. Yapışmış. Yapıştı bize. Bunu silmemiz lazım. Bu bir, bu da bir milli bir görev. Yani bu böyle olmaz. Yani Özcan Pehlivanoğlu İsmail Türk'e güvenmeyecek, kime güvenecek? İsmail Türk Hakkı Şafak Ses'e güvenmeyecek, kime güvenecek? Bu böyle gider silsile yoluyla. Dolayısıyla sevgisizlik, saygısızlık, her şey bize bulaşır. Ben Sinan Ogan'ı gerçekten çok sevinerek, mutlu, böyle sağ olsun gelmişti de benim ofisime, Haber Yayın Merkezi'ne. Oradan da bir ufak yayın da yapmıştık. Hakikaten
Gece gündüz çalıştım yani. Sizin söylediğiniz gerekçelerle. Yani bana da oradan buradan birçok teklifler geliyor. Menfaat beklesek alırız. Bir şey söyleyeyim mi bu noktada? Evet. Tam yani sözünüzü kestim ama Sinan Oğan'ın dikkat ederseniz o destek kararını açıkladığında ki ruh hali. Evet. Tamam. Bence Sinan Oğan da bence ama. Sinan yani. Oğan'ı belki o kurtaracak. İşte o ruh tamam, hali. Onu biraz belki şimdi değil ama belli bir zaman içerisinde anlatacak. En azından bizim tabii gibilerini işte anlatacak. Kendisi, anlatmalı. O kendisine düşer. Yani bence ya bu dedikodu kazanında öyle diyelim. Çünkü Türkiye çok manipülasyona açık bir halk yapımız var. Bu dedikodu kazanında hak etmediği kadar yıpratıldı diye düşünüyorum. Şimdi evet. Tabii kararına katılmıyorum. Ama kararını evet. Da bize danışarak almıştır. O ayrı bir konu. Konuşarak almıştır. Fikirlerimizi söylemiştir kendisine. Ama o karar kendisine, kendisine ait. Kendisine. Bu demek ki katılmadığınız anlamına da geliyor bu. Şimdi bu süreçte şurada 9 gün sonra İYİ Parti kongresi olacak. Ben de şimdi ilçe ilçe arkadaşlar arıyorlar bizi. İşte siz bizim büyüğümüzsünüz, hafızasınız, kim kimdir, ne nedir, ne yapalım şeklinde. Ben bu noktada isimlere, yani isimlerin hepsi değerli aslında. Yani ben kötü insan yok diyorum, kötü ilişkiler var. Kırgın olmamızın sebebi niye Musavvat'a belli. Koray Bey'e niye belli. Biz bunlara bu hikayeleri yazmak için yola çıktık, arkalarından gittik yani, destek verdik. Ama gereğini yapamadılar. Yapamayınca tekrar böyle bir şeyin içinde olmama hakkımız var diye düşünerek yenileri tercih ediyoruz. Bunu tercih ederken de açıkçası tercihlerinden dolayı insanlar birbirlerine düşman olacak kamplaşmaya, bu iktidarın getirdiği bir kötü hastalık bu. Yani eğer sizin sevdiğinizi ben destekliyormuyorsam bana düşman oluyorsunuz veya ben aynısını yapıyorum. Bu çok kötü bir şey. Şimdi mutlaka siz bu önümüzdeki yani İYİ Parti Türk Milliyetçilerini ilgilendiren bir teşkilat, bir yapı. Bizim emeğimiz var, sizin emeğiniz var. Ne olur bununla ilgili ne düşünürsünüz? Yani çünkü takipçilerimiz bizim söylediklerimizi önemsiyorlar. Şimdi yani ben bunu hep söylemek zorunda kalıyorum. İYİ Parti ile ilgili konuşurken aslında ben yani İYİ Parti ile ilgili bir bilirkişi hüviyetini de taşıyan bir kişiyim. Doğru. Çünkü 200 kurucusundan bir tanesiyim. Evet. 2018'de milletvekili adayıyım. Gerçi duruyor mu kuruculuğunuz? Kuruculuğum duruyor herhalde. O zaman tabii delegesiniz oy kullanacaksınız. Yani o zaman evet, onu bilmiyorum. Oğlum olsan evet. Öyle. Ben dün evet. E-Devlet'e baktı. Oy kullanma hakkına sahip çünkü. Biliyorum ben de oy evet. Kullanma hakkına sahipmişim. Arıyor. Evet. Genel başkan adayları arıyor. Ben ama sizden oy almak için vallahi gelmedim ama iyi oldu bunu öğrendim. Şimdi ben yani, bilmiyorum, hatırlamadım yani unutmuşum. Evet, ben de evet. Kuruculuktan istifa etmedim, ayrılmadım. Onun için ayrı bir şekilde istifa etmeniz gerekiyor. Yani evet, parti üyeliğiniz ben de Zafer Partisi kurucundan istifa etmedim. Evet, parti üyeliğini sonlandırmanız evet. Bir şey ifade ama etmiyor. Ümit Hoca şimdi duyar, beni ihraç edebilir. Yarın bir şey olursa karşımdaki adayı desteklemesin diye. Evet, aslında evet. Parti kuruluşu evraktan incelendiğinde müdahil olması lazımdı Yargıtay'ın. Müdahil olmamış. Yani sizin başka bir partideki kurucu olduğunuzu görünce buraya kurucu yapmaması lazım. Ben İYİ Parti'de ben değil, oğlum kurucu. Hayır. Anlıyorum da yani başka bir partiyi kurarken diğer partide kurucuysanız onu söylemek evet. Tabii. Yargıtay yani. Çok müdahale etmiyor. Çok şeyler var. Görüyorum. İstediği zaman müdahale eder. Evet. Öyle diyelim. Evet, yani. Doğru. Türkiye'de devlet, örnekleri var. Türkiye'de devlet istediği zaman müdahale doğru, eder yani. Doğru. Van'da ettiği gibi. Yani istediği zaman müdahale ediyor. Şimdi ben İYİ Parti'nin 200 kurucusundan bir tanesiyim. 190 mıydı, 200 mü? 200. 200. 200 kurucusu vardı İYİ Parti'nin. Hayır, 190 Zafer Partisi. Evet, 200 kurucusu vardı. Şimdi bu siyasi parti kurma çalışmaları devam ederken ben Meral Akşener'e dedim ki ben bu köye geldim, yerleştim. 2013'te geldim ben buraya. Sana da dedim 3-4 dönüm bir yer alalım bu köyde. Gel dedim, babaannelik yap dedim. Çok güzel bir şey teklif. Parti kurma dedim. Tamam. Bu benim öngörülerimin ne kadar kuvvetli olduğuna dair evet, bir devir teşkil eder yani. Sakarya'dan 80 dönüm almış. Öyle çiftlik. Ben, orada yapacak. Ben onları biliyorum inşallah. Ya ben kayınbiraderinden duydum yani. Ben söylemek istediğim şey şu. Yani kurma diye tavsiye ettim. Bakın benim o kadar siyasi hayatım var. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Ama ayrıldığım yerlere kolay kolay hiç ağır eleştiri yapmam. Yani iyi günümüz olmuştur, kötü günümüz olmuştur. Kişisel anlamda diyorsun. Tabii yanlışlar olabilir, doğrular olabilir. Önemli olan
ülke adına iyi şeyler yapmayı başarmaktır, sağlamaktır. Ama Sayın Meral Akşener'i affetmiyorum. Affetmememin nedeni de Türk milliyetçilerinin iktidar olma hayalini dumura uğratmış olmasıdır. Aynen. Çünkü biz MHP'den ayrılırken siyasi birikimimizi terk ettik, geçmişimizi terk ettik, tecrübemizi terk ettik. Burada Türk milliyetçileri iktidar olsun istedik. Ve Türk milliyetçilerinin yanında da Türk milletinin bir yeni bir alternatif iktidar arayışına şahit oldum. Türk milletini de peşimize taktık. Doğru. Yani Türk milliyetçileri İYİ Parti hareketiyle 20'lere tırmandı ya. Peşine taktık. Meşhur bir kongremiz var. 1 Nisan Kongresi. 123 bin kişi kayıtlarında, emniyet kayıtlarında oraya gelmiş. İsim vermeyeceğim. Başkanlık divanına. Ben partililerle beraber hareket eden, teşkilatlarla beraber hareket eden bir insanım. Onlarla beraber İstanbul'dan otobüse bindik. 2 otobüs kaldırdık kendi ilçemizden. Geldik saat 4'te sabahleyin Ankara'dayız. Ankara Arena Kongre Merkezi'nin önündeyiz. Polis arabaları durdurmuyor, otobüsleri durdurmuyor salonun önünde. İnsanların inmesine müsaade etmiyor. 3-4 kilometre öteye gönderiyor. Eziyet ediyor. Eziyet ediyor ve gelenler içinde sakat, hasta, yaşlı kadınlar, yürüyemeyen insanlar, bir de onlar böyle merdivenlerden çıkıyorlar, tırmanıyorlar falan, perişan halde. Saat 4.30'da falan bir başkanlık divanı üyesini aradım. Dedim ki ya bu durumda gelsenize yani polislere müdahale edin. Ankara Emniyet Müdürlüğü'yle konuşun. En azından bu insanlar şeyin önünde insinler. Ne denir o? Arenanın önünde insinler. Otobüsler gitsinler park yerlerine, park etsinler. Yani polis onlara o şekilde yönlendirme yapsın. Dedi ki kongrenin sorumlusu şu genel başkan yardımcısı dedi. Onu aradım, telefonlarımı açmadı. Yani senin peşine takılan millete, Türk milletine sahip çıkmayan bir parti yönetimi anlayışı vardı. Anlatamıyorum. Uçaktan inip sonra da kurucu, milletvekili, il başkanı yaparsanız öyle olur emek. Meral Akşener'in parti yönetiminde gösterdiği yanlışlıklar bilerek ve kasten yapılmış yanlışlıklardır. Benim kanaatime göre. Bilerek ve kasten yapılmış yanlışlıklardır. İşte niye affetmiyorum? Sabotedir. Kimi sabote? Türk milliyetçilerinin Türk milletini de arkalarına takarak iktidara doğru yürüme yolunu sabotedir. Çok ve bunun baş mimarı Meral Akşener'dir. Onun için affetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir anımı anlatacağım. Sizi desteklemek için. Edirne'ye gidiyoruz dönüp dönüp. İzmir'e geliyoruz. Başkanım dedim. Edirne ve İzmir zaten cumhuriyetçi, sağlam. Buralara bu kadar enerji vermek yerine AKP'nin kaleleri var. Trabzon'a gidelim. Erzurum'a gidelim. Tamam başkanım diyor ama hiç o tekliflerimiz yerine getirilmedi. Şimdi bakın bir de teorisi var bu işin. Yani siyasal hareketlerin, toplumsal hareketlerin teorisinde şunu der. Bazen kontrol edilemeyen, yani devlete hakim güçler tarafından, yani derin devlet tarafından bile kontrol edilemeyen kendiliğinden doğan hareketler vardır. Buna askerler kendiliğinden doğan mukavemet derler. Toplum 40-50 yılda bir kendi içinden, kendiliğinden bir mukavemet oluşturur. Oluşturur. İşte İYİ Parti bu mukavemetin öncüsüydü. Öncüsüydü ve Meral Akşener eliyle dumura uğratıldı. Şimdi bu mukavemet neye döndü biliyor musunuz? CHP'ye döndü. Ve millet kendi yaptı bu mukavemetini. Evet, bu mukavemeti kendiliğinden yaptı. Esas bunu anlamak lazım. Bu seçimin, CHP'nin başarısının mimarı bir anlamda Meral Akşener'dir. Evet. Aynen öyle. Şimdi partiyi kurduğumuz gece 200 tane birbirinden farklı, birbirine benzemeyen insan. Meri Nasiboğlu. O da İYİ Parti kurucularından bir tanesi. Kardeşimiz. Aynı masadaydık. Onu şahit gösteriyorum. Ötekileri şahit gösteririm ama korkarlar söyleyemez. Meri söyler. Meri söyler. O gece bile yüksek sesle müdahalede bulundum. O gece bile. Ki beni merkez disiplin kuruluna almış olmasına rağmen. Hikayeleri anlatmıyorum. O günkü yani partiyi yöneten Meral Akşener ve partiyi yöneten ekip tarafından bu Türk milletinin kendiliğinden doğan mukavemeti önlendi. Bir defa nokta. Ha şimdi gelelim Meral Hanım bıraktı. Geç bile kaldı bırakmakta tabii. Daha önce bırakması lazımdı. Şimdi 3 tane aday var. 4. bir aday daha var. Günay Kodas. O da kurucu arkadaşımız. Var mı 5. arkadaşımız? Kızılkaya. Muharrem Kızılkaya. Avrupa'da
geldi. Muharrem Kızılkaya'yı tanıyorum. Dün beraber Köln'de, öyle mi? Evet. Köln'de tanıyorum. Avrupa'da İyi Parti'yi onlarla birlikte örgütlemiştik ilk başta. Biliyorum Muharrem Kızılkaya'yı. Evet. Gittim ben Köln'e o zaman. Ha, oturup konuştum Muharrem Kızılkaya'yla. Dün beraberdik millete. Evet. Şimdi çok enteresan. Bir de 70 tane imza almaları lazım biliyorsunuz. Evet. Ben özellikle söyledim onu televizyonda. Evet. Bu hanımefendiye hepiniz imza verin, çıksın konuşsun. Evet, konuşturmak için 70 tane. Musavat Dervişoğlu'na biliyorsunuz bir MHP kongresinde Ali Çolak kulaklar çınlasın imza topladılar yeterli sayıda. Çıkıp genel başkan adayı olarak kürsüde konuştu. Şimdi ben olsam Musavat'ın yerinde öncülük yaparım, onların da konuşması için imza toplarım. İnşallah yaparlar. Şimdi şuna gelelim. Şaşırırım yaparsın. Evet, şimdi şuna gelelim. Ben bir yazı yazdım biliyorsunuz. 5 yıl önce yazmışım, uyarmışım. Geçen yine tazeledim onu. Evet, yayınladım. Koray Aydın'ı ve Musavat Dervişoğlu'nu istifaya davet etmiş. Birisi teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı, diğeri de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. İki açıdan başarısızlık vardı. Hem teşkilatlar hem yerel yönetimler açısından. 2019 seçimlerini söylüyorum. Evet, daha. Ve istifaya davet etmiş. Şimdi bu iki aday, yani kendi başarıları üzerine değil ha. Yani Koray Aydın'la Musavat Dervişoğlu kendi başarıları üzerine değil. Meral Akşener'in ismi üzerinde yürüyen o dalgalanmış ileriye giden hareketi kendileri için kullandılar ve bugüne kadar da hep parti yönetimindeydiler. Aynen öyle. Grup başkanı, teşkilat başkanı, grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı. Evet. Doğru mu? Doğru. Meral Akşener başarısızsa bu başarısızlıkta Koray Aydın'ın, Musavat Dervişoğlu'nun ve Koray Aydın'ın Tolga Akalın'ın Tolga Akalın da payı var. Genel başkan olarak. Tamam, ben destekliyorum ama en az kusurlu diyorum onu. Şimdi ben isterdim ki Meral Akşener kalsın. Bunlar Meral Akşener'e karşı. Evet biz seninle beraber çalıştık ama bizim de sorumluluğumuz var ama bu işin ana sorumluluğu sana aitti. Biz sana karşı genel başkan adayıyız. İmza toplayacağız. Bu partiyi kurultaya götüreceğiz. Tolga deselerdi. Söyledi. Deselerdi. Ben duymadım. Ben duyduğumu söyledim. Ben deselerdi. Deselerdi. O zaman çok daha makbul bir genel başkanlık mücadelesi veriyorlar diye düşünürdüm. Anlatabiliyorum. Şimdi ben kurucularından biriydim ama partiyi kurduktan sonra bunun bir proje olduğunu gördüm. Ben de. İyi bir parti, bir proje partisiydi. Evet. Kim olursa olsun genel başkan. Ama ben yani delegeymişim. Yani kongreye gitseydim, kongre salonunda kime oy vereceğim diye baksaydım Tolga Akalın'a oy verirdim. Onu da söyleyeyim yani. Ne diyorsun? Tolga Akalın'a oy verdim. Hatta dün ben onun için geldim işte şimdi. Bodrum'a şey yapacağım. Giderken seni de alacağım. Dün İyi Parti kurucularından bir tanesi arkadaş aradı. Dedi ki ya seni de kongreye götürelim dedi. Bir, özel uçak isterim dedi. İki, koruma ordusu isterim dedi. Tamam mı? Ankara'nın en lüks otelinde bir suite isterim dedi. Ben hepsini hazırladım. Aynı şekilde de geri dönüşü. Uçak, arabam uçak gibi. Evet, köye kadar dedim. Bana eşlik edeceksiniz dedim. Geleceğim dedim. Böyle de espri yaptık. Ama kongre salonuna gitseydim gerçekten Tolga Akalın'a oy verdim. Bana göre bu adaylar içerisinde en günahsızı odur. Ben de onu söylüyorum. Evet, gerekçem bu. Evet, onu söylüyorum. Bir de genç olması. Ama şunu söyleyeyim. Yani İyi Parti artık bir alternatif parti değildir. Çünkü Türk milleti üzerinde algı çalışmaları yürütülür. 3.7 ile artık Türk milleti onu çıkartıp yukarılara İyi Parti haline getirmez. Şimdi tabii soruları soran ben olunca konuya çok böyle müdahale etmiyorum. Benim düşüncem sizin düşüncelerinize yakın zaten ama Tolga ile neden Tolga'yı destekliyorsun diye bana da soruyorlar. Sizin söylediğiniz gerekçeleri söyleyerek ilave ettiğim şeyler var. Tolga Akalın olursa Tolga Akalın müesses nizamın kuklası olmaz kanaatim var bir. İkincisi kurumsallaşmaya ihtiyacı var onun. Üçüncüsü de bizim gibi insanlar omuz verirse belki bir yeni bir hikaye yazabilir miyiz? Umudum var. Şimdi şunu söyleyelim. Yani Sinan'da sizin umudunuz vardı. Ben o umudunuzu kırmadım, destek verdim. Şimdi bizim umudumuz var arkadaş. Benim Sinan Ogan'dan da umudum yoktu. Arkadaşlar çok net bilir. Öyle mi? Evet. Tabii şimdi net konuşmak lazım. Neyse onu da öğrendim. Ben bu kurultay salonuna girmiş olsaydım ve oy atacaktım tabii doğal olarak. Yani delegeye karşı, partiye karşı sorumluluğum. Bunu da ilan edecektim. Diyecektim ki yani 3 adaydan benim için Tolga Akalın diyecektim. Bunu söylüyorum. Tolga Akalın'a destek verdiğim yani genel anlamda destek verdiğim ondan bir beklenti içinde olduğum anlamına gelmedi. Tabii biliyorum ben. Öyle, şimdi öyle Türkiye'yi sizde. Benim istihbattim dolu. Ben irademi artık hiç kimseye ipotek edemem. Benim meşhur lafımdır bu. Ben 5 yıldır bunu söylüyorum.
Ben irademi kimseye ipotek etmem. Bir de benim istifa vaktim dolu. Yani sırtımda taşıdım. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra millet senin bana yaptığın gibi burada hesap sormaya kalkıyor. Ama öyle. Doğru. Ben şimdi söylüyorum. Eğer Tolga Akalın diğerlerini aratacak şeye gelirse onlara yaptığımızın daha fazlasını onlara yaparız. Öyle yani şöyle çok onurlu yaşamam. Dünyanın en değerli şeyidir. Bakın Meral Akçener'in düştüğü duruma dünyaya 20 kere gelsem. Düşmek istemez. İstemem. Sabancı'da 80 dönüm değil. 800 dönüm yerim olsa. Fransa'da 10 tane villam olsa. İspanya Nice sahillerinde villam olsa. Bu bilmem ne bu gitti arabam alsa çocuğumun. Ben gene istemem. Vallahi istemem. İstediğim şey şudur. Onurlu yaşamak. Eğer onurlu yaşamayı seviyorlarsa adaylar onurluca sözlerinde durmalılar. Durmazsa Tolga Kalın'da bekleyen şey nedir biliyor musun? Aynı bunun 5 mislisini ona yaparız. Hemen ertesi günü. Kusura bakmasınlar. Benim dediklerim yanlış anlaşılmasın. Ben sadece genel kurul yapılan salona girdiğinde adaylar arasında uyumu ona atar. Tamam ben şunu söylüyorum onun abi. Onun dışında başka bir beklenme içinde değil. Onun dışında Tolga Akalın şunları yapar, bunları yapar falan filan demiyorum. Yani Türk milliyetçilere de. Ben de ben de bilmiyorum ne yapar ama öyle bir ben ya. Şunu söylüyorum. Yani diğerlerinin ne yapacağını, yapamayacağını biliyoruz. Bunu en azından bilmiyoruz. Bir denemek lazım. Olmazsa zaten velattalin amin olur İyi Parti. Yine bir şey söyleyeyim. Biraz önce çekimden önce söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Tolga Akalın'ın seçimi kazanacağını, kurultayı kazanacağını anlasınlar. Yani bu bir haftalık bir süre var biz bu çekimi yaptığımızda. Bir haftalık süre var. Bu kurultayın erteleneceğini ve normal zamanında yapılacağını da düşünüyorum. Kanaatim o yönde diye de ifade ediyorum. Yani tabii böyle bir gemerek mahkemesi tecrübemiz olunca yani kendi kanaatimi söylüyorum. Hayır tabii yani böyle bir tecrübemiz var. Yani Türk milliyetçilerin böyle bir tecrübesi var. Bana göre birilerinin İyi Parti'de esas olanları yani esas aktivist vardır yani filmin baş rol oyuncusu Kürşat Zorlu'yla Buğra Kavuncu'ydu. Buğra Kavuncu'nun %1'in altında oy alması ona ekarte etti. Öteki arkadaş da delegede yok. Delegede yok yani evet. Kürşat'ında öyle bir şey yok. Delegede yok yani çıkamıyor yani anlatabiliyor muyum? Ama esas olan hani teşbihte hata olmaz bunlardır. Derin abiler bunları istiyordu. Teşbihte hata olmaz bunlardır. Esas olan. Ben kimin istediğini bilemem yani. Ama şimdi Türkiye'yi böyle yokladığınızda bu şey sizde de var. Böyle bir Tolga Akalın dip dalgası var, var gibi. Var var. Bunu söyledim. Arayanlar var beni. Ben bunu arkadaşlara söyledim. Bakın dedim bu bir dip dalga geliyor. Tolga Akalın sürpriz yapabilir dedim. Evet. Kongrede dedim. İşte onun için söylüyorum. Tolga Akalın'ın kazanma ihtimali her dakika, her geçen gün arttıkça yani birileri diyebilir ki ya bu kongreye şimdi gerek yok biraz erteleyelim. İşte o zaman şöyle bağlayarak program bitirelim. Bakın çok enteresan bir şey. Ne dedi Sayın Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli'nin dediklerine ben çok önem veririm. Anlatabiliyor muyum? Yani o olacakları ilan ediyor. Olacakları bilen adamdır yani. Anlatabiliyor muyum? Ne dedi? Sizin partinizin başında kalması, Meral Akşener'in partisinin başında kalması ve devam etmesi Türkiye'nin birliği beraberliği açısından önemlidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da onun sözlerine kadarak benzer ifadeler kullandı. Benzer. İşte yani yani için, onların bütün paydaşlar aynı şeyi söylüyor. Evet yani kalmasında fayda var demek yani. Dediler. Rıfailer böyle söylüyor. Ama bazen yani. Dediler demiş olmaları bir şey etmiyor. Bakın işte seçim sonuçları millet mukavemetini nasıl gösterdi? İşte bazen kontrol edemezsiniz. Ülkücülerin bu kadar yani, sinir uçlarıyla oynamak, Türk milliyetçilerini bu kadar yok saymak ters tepebilir. Bize de bıraksınlar bir yerde bir şey kuralım ya. Yani. İsmail Bey bir de bir şey söyleyelim. Bak bizim seninle çok program yapmamız lazım. Tamam. Evet yapalım. Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti ve diğer işte milliyetçi, Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini söyleyen, ülkücülük adı altında temsil ettiğini söyleyen partilerde ülkücüler, Türk milliyetçileri vardır ama o partiler onlara ait değildir. Hiç olmayacak mı? Valla yani bu partileri arkadaşların iddiaları var. İşte yeniden Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin partisi haline getireceğiz diye iddiaları var ama ben bunu bir hayal ve bir ütopya olarak görüyorum. Ben onlara diyorum ki iyisi mi? Sil baştan her türlü tedbiri alarak herhangi bir sızmaya izin vermeden yeni baştan bir yapı kurmak daha doğrudur diyorum. Zaten bakın ben size bir şey söyleyeyim. Eğer İyi Parti Tolga Akalın'la genel başkan seçilmezse sizin dediğinize gidiyoruz.
İnsanlar bakın İYİ Parti'nin de diğer partilerin de siyaset mezarlığına doğru gittiğini görüyor zaten. Bunu yani böyle malumun ilanını söylemek çok zekice bir öngörü değil yani. Ben de aynı şeyi söylüyorum. O zaman o doğal mukavemet oluşacak. O çünkü artık yeter, buraya geldik yani. Bedelleri ödedik, yaşlandık. Çocuklarımıza, şimdi birçok şeyden vazgeçtik. Çocuklarımıza bazı tuzaklarla dolu bir zeminden ayırt edip sağlıkla kendilerini ifade edebilecekleri bir yolu bitiriyoruz artık. Amenna. Şimdi bir şey söylemem lazım. Burada bütün Türk milliyetçilerine yani bir mesaj olarak söylemem lazım. Şimdi bu Türk milliyetçileri kendilerine baş olarak gördükleri, reis olarak gördükleri insanları çok iyi incelesinler ve irdelesinler. Doğru söylüyorsun. Biz bu Sinan Ogad'ın adaylaştırıldığı süreci 2 yıl boyunca yaşadık. Kimlerle görüşmedik? Anlı şanlı adamlar, ülkü devleri, Türk milliyetçilerinin kralları, imparatorları. Belirleyicileri. Evet, belirleyicileri. Hepsinin iki cevabı var. Ya izin alamıyorlar. Ya izin alamıyorlar ya da izin alamadıklarından başka konfor alanlarını terk edemiyorlar. Evet. Kendileri için istiyorlar bir de. Her Türk milleti için değil. Her üç tespitiniz de doğru. Evet, Türk milleti için istemiyorlar. Kendileri milletvekili olsun. Evet. Kendileri bakan olsun. Kendileri aparat oldukları yerlere efendim biz görevimizi yaptık işte daha ne istiyorsunuz desinler. Onlar da onlara ağızlarına bir parça bal. Maalesef yapsın. Haksızsınız diyemiyorum. Evet. Onun için şimdi Türk milliyetçilerine sesleniyorum. Bu işi çok iyi irdelesinler. Anlatabiliyor muyum? Yeniden bir şeyler yapacağını söyleyen adamların hepsi palavra atıyor. Palavra sıkıyor. Kuru sıkkı. Tamam. Onların ne yapamayacaklarını biz biliyoruz. Onlar seçim zamanı gelince partilere dosya veriyorlar milletvekili olmak için. Söylerim isimlerini mahcup olurlar. Bir gün inşallah söylersin. Bir program yapalım seninle. Mahcup olurlar ama yani. Şimdi evet. Bizim Türk milliyetçilerinin buna çok dikkat etmesi lazım. Bir de şimdi ofluların meşhur bir sözü var. Benim bir tarafım oftur. Biliyorum of olduğum bir tarafım. Ama beni oflar ofluğa kabul etmiyor. Şimdi oraya enteresan yani. Öz oflu olmak lazım demek ki. Şimdi oflar derler ki ben direkt Allah'a bağlıyım. Evet. Yani, arada hiçbir yoktur evet. Ben direkt Allah'a bağlıyım. Evet. Şimdi tüm Türk milliyetçilerinin hiçbir şeye bağlı olmadan direkt doğrudan Allah'a bağlı olmaları lazım. Ben niye böyle konuşuyorum? Direkt Allah'a bağlı. Direkt Allah'a bağlı. Ekonomik bağımlılığım yok. Efendime söyleyeyim. Kimseye müdanam yok. Kimseden bir şey almamışım. Alnım açık. Devletime karşı suç işlememişim. Devletim burada. Aç göl değilim. Yetinme duygum var. Çok şükür. Hamdolsun yani. Anlatamıyorum. Onun için hepimizin doğrudan Allah'a bağlı olması lazım. Hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Allah istemeyince hiçbir şey olmaz. Kimse merak etmesin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bütün engelleri hep birlikte beraber çok, aşarız. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir program oldu. Eminim çok talep gelecek ama ben talep ediyorum. Birkaç tane daha yapalım. İnşallah. Allah razı olsun. Biz de geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler.